Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı kuruluş öncesi istişare toplantısını Belen'de gerçekleştirdi. Seyran Otel Briefing Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Hatay Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Antakya Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, Belen Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar, İskenderun Belediye Başkan Vekili Sabahattin Uygun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Ethem Boz, Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mehmet Sabuncu, TÜBİKAM Akademi Başkan Yardımcısı Orman Yüksek Mühendisi Özer Özgüç ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belen Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar, Belen'in jeopolitik konumuna dikkat çekip, gerçekleşen toplantı önem arz eden bir toplantıdır. Ama hep yüzeysel bakıp konuşmaların ötesine gidemiyoruz dedi. Gerçekleşmesi için de tüm burada tabiatı sevenler olarak hepimiz bir araya geldik. Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, tabii bu mesele aslında çok önemli bir mesele. Ama hep yüzeysel bakıyoruz, hep yüzeysel konuşuyoruz ya da konuşmaların ötesine gitmiyor. Şimdi Belen'in şöyle jeopolitiğine bir baktığımız zaman karşımıza çıkan sonuç, yani bölgesindeki en yeşil, en güzel doğasıyla, tabiatıyla çok güzel ilçelerden bir tanesi Belen ilçemiz. Bu tabii kendiliğinden olmadı. Yani bu kendi kendine böyle güzelleşmedi bu ilçe. Buradaki ormanı sevenler, kuşu sevenler, dağını sevenler, tepesini sevenler, ovasını sevenler, deresini sevenler hep bir araya geliyor. Buradaki tabiatı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben şahsen 1996 yılında belediye başkanı seçildim. 1996 yılından bu yana Belen'de bir tane ağacın kesilmemesi için yoğun mücadele ediyorum. Ama zaman zaman tabii yerel idareciler olarak bizleri de şöyle bir eleştiriye de tabi tutuyorlar. Yani efendim, her ağacı gördüğümüz yerde vatandaş ağaçlı bölgeyi orman zannediyor. Ya da her ağaçsız bölgeyi vatandaş orman değildir zannediyor. Halbuki öyle değil. Özel bir mülkiyet. Vatandaşın 1000 metrekare yeri var. İçinde 5 tane ağaç var. Vatandaş bu özel mülkiyetini kullanmak durumunda. Ve dolayısıyla geliyor oradaki orman işletmesinden gelip müsaadesini alıyor. Orada bir tapulu kesir yapıyor ve evini yapıyor. Şimdi hep ormansız gördüğünüz yerlerde vatandaş gidip konut yapmak istiyor. Burası orman değildir diyor. Halbuki burada objektif olmak lazım. İyice bakmak lazım. Yani davetiyle ve programa baktığımızda onunla orantılı olmayan bir durum var. Maalesef karşılaştığımızı ifade etmek istiyorum. Belki daha şimdi Başkan Bey ifade etti. Ben yaklaşık bir yıldan beri buradayım. Bir yıl yeni bitti. Tabii buraya geldiğimde öğrenmiş bulunuyorum ki Belen, yanlış bilmiyorsam öğretim üyelerini düzelsinler lütfen, 5 önemli süzülen kuşların 5 önemli geçiş noktalarından bir tanesi üzerinde bulunuyor. Bir gözlemsel faaliyet icra ediyor. Hem çocuklarımızın, eğitimcilerimizin dikkatini bu alana çekmek, hem bilim insanlarının buralarda daha etkin faaliyet yürütmesini sağlamak amacıyla böyle bir faaliyetin icra edildiğini de burada öğrenmiş bulunuyorum. Tabii ki TÜBİKAM çok halisane niyetlerle bir proje ortaya koydu. Biz gerek kaymakamlık olarak, belediye olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlar olarak projenin yanımızda olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Umut ediyorum ki inşallah 2014 yılı içerisinde uygun kaynaklarda, uygun proje çağrılarına da başvurmak suretiyle bu gözlem evini hayata geçirmiş olacağız. Ben şimdiden başta TÜBİKAM'ın değerli çalışanları olmak üzere destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bilim insanlarına, öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.